İçerisi temiz komiserim. Ferit Bey, karınızın burada olduğuna dair bir ihbar aldık. Cinayetle ilgili ya da eşinizin nerede olduğuna dair bize yardımcı olursanız seviniriz. Komiserim, ben avukatım. Adalete yardımcı olmayı tabii ki isterim. Ama eşim burada değil. Bakın, biz eşimle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldık. O yüzden kendisinin şu an nerede olduğuna dair bir bilgim yok. Peki Ferit Bey, bir şey duyarsanız, öğrenirseniz mutlaka bize haber verin. Ayrıca sizin de ifadenizi almamız gerekecek. Tabii. En yakın zamanda gelir ifademi veririm. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hadi çık. Gittiler. Ya ben niye saklanıyorum? Ben niye saklanıyorum ki? Ben masumum. Ferit, ben masumum. Ben masum. Ben kimseyi öldürmedim. Ben katil değilim Ferit. Yemin ederim değilim. Gözümün önünde vurdular onu. Döndüm. Silah sesi duydum. Baktığım yere yığılmıştım. Öldürdüler. Ferit ben katil değilim Ferit. Gerçekten. Ben masumum. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Onu sonra konuşacağız. Şimdi buradan gitmemiz lazım. Başka bir yere geçeceğiz. Al çantanı, düş önüme. Ferit, ben yemin ederim kimseyi öldürmedim. Ben Baha'yı nasıl kıyarım ya, nasıl öldürebilirim onu? Nereye gidiyoruz? Ferit, nereye gidiyoruz? Ya nereye götürüyorsun beni, söylesene. Ya ben kötü bir şey yapmadım. Ben kimseyi öldürmedim. Ya evet, Baha'nın yanına gittim ama ben Baha'yı öldürmedim ya, ben bir şey yapmadım. İnanmıyorsan bırak beni Ferit, hiçbir şey yapmayı istemiyorum, bırak. Ya susar mısın be? Susar mısın artık? Sus lütfen, sus. Sus. Hoş geldin Ferit oğlum. Ne vakit sonra açtım şu kapımı. Elektriği, suyu hep açtırdım. İçerisi temizdir. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Eyvallah Haşmet dayı. Çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Senin benim için yaptıklarının yanında bunun lafı mı olur Ferit Bey oğlum? Hadi ben gideyim. Sen eşinle rahat kal. Haşmet dayı, bizi görmedin. Görmedim de, duymadım da. Eyvallah. Geç otur. Tövbe tövbe. Yahu bir rahat bırakın Allah aşkına. Bir rahat bırakın ya. Seninkini de ver. Ver. Şimdi her şeyi tek tek, yalansız, dolansız, dürüstçe anlatacaksın bana, tamam mı? Hadi. Baha'nın niye böyle bir şey yaptığını öğrenmek, sormak istedim. ağzından baklayı çıkarmayınca üstüne gittim ben de. Ama ben onu öldürmedim. Yani her şey bir anda oldu zaten. Anlamadım. Ne oldu bir anda? Baha bütün doğruları anlatacaktı. Ama birileri susturdu onu, anlatmasını istemedi. Ben de dinlemedim, onu suçladım. Ama Baha'nın hiçbir suçu yoktu. Ne güzel ya. Geçmişsin karşıma. Hala bana rahmetli nişanlını koruyorsun. Evime sahte kimlikle girdi. İşe girdi. Ekmek verdim. Soframı açtım. Evimi barkımı açtım. Beni öldürmeye kalktı. Fırtınayı öldürmeye kalktı. Arkamdan 1000 tane iş çevirdi. Hala Baha'nın hiçbir suçu yoktu diyorsun. Ferit, zorladılar onu diyorum ya. Öldürdüler diyorum. Niye inanmıyorsun? Gözümün içine baka baka yalan söylediğin için inanmıyor olabilir miyim acaba? He? Karşıma geçip Baha Baha diye anlattığın adam, merhaba ben cesur dediğinde sesini çıkarmadığın için, bana gerçekleri söylemediğin için inanmıyor olabilir miyim acaba Ayşe? Bir düşünsene şunu. Sana gerçekleri söyleyecektim, anlatacaktım. Ya ne zaman söyleyecektin? Ne zaman söyleyecektin? Ben öldüğüm zaman mı? Gelecektin mezarımın başına, ağlayacaktın, sızlayacaktın. Kusura bakma, özür dilerim, ben sana yalan söyledim mi diyecektin. Ha, ya da yok. Parayı pulu toplayacaktınız, kaçacaktınız yurt dışına. Oradan bir telefon, vicdanını mı rahatlatacaktın? Ne zaman anlatacaktın ya? Ayşe, bir dürüst ol ya. Lütfen bir kerecik dürüst ol. Ferit, ben anlatıyorum ama sen... Ama ben anlamıyorum. Sen anlatıyorsun, ben anlamıyorum. Ben inanmıyorum, tamam. Bende, bütün problem bende. Sende bir şey yok. Tamam. Tamam, sakin olacağım. Özür dilerim. Bak, baştan alalım. Gittin Baha'nın yanına, sert çıktın ona, konuştunuz, tartıştınız, kavga ettiniz. Sonra çekip vurduysan, bir anlık gafletse, nefsi müdafaysa söyle bana, tamam mı? Söyle. Pişmanım de, istemeyerek oldu de, yanlışlıkla yaptım de. Yani yaptıysan söyle. Avukatım ben Ayşe. Avukatım, ben sana yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Senden sadece dürüstlük bekliyorum, lütfen. Ya sen bana inanmamayı yemin etmişsin resmen. Ne kulluğa, ne kainine, her şeyi kapatmışsın. Duymuyorsun ki beni, ben sana ne anlatayım şu anda? Ben mi seni duymuyorum? Ya ben sen ne dediysen inandığım için bu haldeyim zaten. Bak neredeyiz şu anda? He? Cinayetten aranan birini ben tuttum, buraya getirdim. Ya Ayşe... Şu an senin yanında geçirdiğim her dakika suçluya yardım ve yataklıktan ben de suçlu sayılıyorum. Tamam mı? Ben de suçluyum şu anda, ben de. Ben mi seni duymuyorum? Benim mi sana kulağım kalbim kapalı Ayşe? Ya ben sana inandığım için bu haldeyim zaten. Ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Ne anlatıyorsun ya? Ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten. Anlatacaktım sana, her şeyi anlatacaktım. Anlatamadım işte. Kusura bakma ama demek ki sen böyle oyunlar oynuyorsun devamlı. Yakalandığında da, işin içinden çıkamadığında da mecbur kaldım diyorsun. Bu mu yani? Artık kırıcı oluyorsun ama yeter. Ben Baha'yı kurtarmak için yaptım diyorum. Ayşe, saçmalama, saçmalama, yeter. Saçmalama. Hala bana Baha'yı kurtarmak için yaptım diyorsun ya. Adam öldü, öldü. Farkında mısın? Adam öldü, kanı senin eline bulaştı ya. Evet, ben öldürdüm onu, ben! Eski nişanlım beni öldürmekle tehdit etti. Evliliğimle tehdit etti beni. Bunu mu duymak istiyorsun? Yeter artık, yeter, yeter, yeter! Ayşe tamam, sakin ol. Tamam. Ayşe! Ayşe! Ayşe kendine gel. Ayşe aç gözünü, hadi. Kendine gel lütfen. Ayşe. Ayşe uyan Ayşe. Hala oturmuşum başucumda seninle ilgileniyorum. Gurur murur da kalmadı sayende. Kendimle savaşıyorum, kalbimle savaşıyorum, vicdanımla savaşıyorum. Savaşıyorum da savaşıyorum sayende. Ferit. Ferit. Buradayım. Buradasın. Yanımdasın Ferit. Dur, dikkat et. Ferit. Bırakıp gitme beni, olur mu? Sarıl bana Ferit. Lütfen. Adam öldü, öldü. Farkında mısın? Adam öldü. Kanı senin eline bulaştı ya. Ben Ayşe Sancakzade. Teslim olmaya geldim. Biz de her yerde sizi arıyorduk. Buyurun, oturun lütfen. Avukatınız var mı Ayşe Hanım? Yoksa yalnız mı geldiniz? Avukatım yok. Kimsem yok benim. Yalnız geldim. Ayşe Hanım, prosedürü anlatayım. Size barodan avukat temin edeceğiz. Avukatınız gelene kadar nezarethanede tutmamız gerekecek sizi. Sonra ifadeniz alınacak, mahkemeye çıkarılacaksınız. Beni nezarethanede mi tutacaksınız? Maalesef. Hakkınızda savcılık tarafından gözaltı kararı var şimdi. Su ister misiniz? Ya da açsanız yiyecek bir şeyler. Hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki Ayşe Hanım, hazır olduğunuzda söyleyin. Arkadaşımız size eşlik etsin. Hazırım ben. Ayşe Hanım, merhabalar. Avukat Çağlar Öztürk, savunma avukatınız olarak görevlendirildi. Nasılsınız? Onu ben öldürmedim avukat bey. Lütfen bana yardımcı olun. Çıkarın beni buradan. Bakın Ayşe Hanım, uzun ve yorucu bir süreç bizi bekliyor. Avukatınız olarak elimden geleni yapacağım. Cinayeti işlemediğinizi söylüyorsunuz. Doğrudur. Ancak mahkemede hakime bunu söylememiz yetmez. Suçsuzuz diyemeyiz. Masum olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. İyi de ben niye işlemedim bir cinayet yüzünden kendimi aklamak zorundayım? Çünkü savcılık soruşturması aleyhimize işliyor. Ve iddia makamının elinde çok güçlü kanıtlar var. Güçlü kanıtlar derken? Cinayetin işlendiği silahta parmak izleriniz bulunmuş. Hayır ya. Olamaz öyle bir şey. Yani ben o silaha dokunmadım hiç. Ya ben hayatım boyunca bir silah bile almadım elime. Ne diyorsunuz siz? Sadece parmak izleriniz değil Ayşe Hanım. Olay yerinde maalesef bir de görgü şahidi var. Daha sonrasında ona silah doğrulttuğunuzu ve ateş ettiğinizi görmüş. Mahkemede aleyhimize tanıklık edecek. Ya yalan söylüyorlar. Ya kimse o yalan söylüyor. Ya benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar suçu, anlamıyor musunuz? Eğer olay anında cinayet mahallinde değilseniz bunu şahitlerle kanıtlayabiliriz belki. Oradaydım. Oradaydım ama kavga olmadı. İtiş kakış yaşandı sadece. Ya tamam, ben Baha'ya çok sinirliydim, çok kızgındım. Çünkü bana musallat oldu. Benim eşimi öldürmeyi yeltendi. Ya ben sadece ondan çekip gitmesini istedim, o kadar. Konuşuyorduk, bir anda kurşun sesi duydum. Önümde vuruldu, yani yere yığıldı. Sonra can çekişmeye başladı. Anlamadım ne olduğunu, gerçekten anlamadım. Sonra bayıldım birden yani. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bakın avukat bey, Baha benim kardeşim, Baha benim çocukluk arkadaşım. Ben onu öldürmedim. Ya ben hiçbir canlıya zarar veremem. Ben kimseye zarar veremem. Eşimi öldürmeye çalıştı dediniz. Bakın, bunu iddia makamı da öğrenmiştir. Ya da öğrenecektir. Bunları söylerseniz hakim ortada bir husumet olduğunu ve olayın ağır cinnet ve ağır tahrikle işlendiğine dair kanaat getirebilir. Elimizi güçlendirecek deliller, kanıtlar bulmamız lazım. Ve şahitler bulmamız lazım. Eşiniz bize yardımcı olabilir mi acaba? Olay anında karım yanımdaydı derse? Hayır. Ya eşimin bu konuyla alakası yok. Onu bu konuya karıştırmak istemiyorum. O zaman açık konuşacağım sizinle Ayşe Hanım. Önümüzde iki tercihimiz var. Birincisi, ya iddia makamının suçlamalarına itiraz edip uzunca bir süre savaş vereceksiniz ki bunun neticesi müebbete kadar gidebilir. Çünkü zaten şu durumda hakimi ikna etmek çok zor görünüyor. Diğer bir seçeneğimiz ise bu suçu kabullenip bu olayın ağır tahrik, cinnet hali gibi hafifletici sebeplerle cezada indirim isteyebiliriz. Ya siz benden işlemediğim bir suçu kabullenmemi nasıl beklersiniz? Ben avukatınız olarak sadece yardımcı olmaya çalışıyorum size. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim. İddia makamının elinde çok güçlü kanıtlar var. Cinayetin işlendiği silahta parmak izleriniz bulunmuş. Seni yetiştiren anneye babaya ne demeli bilmiyorum. Üzüldüm doğrusu. İstanbul'daki hayatını unutacaksın. Burası senin kafana göre at koşturacağın çiftliğin değil Ayşe Hanım. Ayşe, ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Farklıydın. Kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Ferit! Teşekkür ederim. Niye geldin Ferit? Hesap sormak için mi? Yoksa beni utandırmak için mi? Ne hesap sormaya ne de utandırmaya geldim. İyi kötü bir geçmişimiz var seninle. İhtiyacın var mı diye sormaya geldim Ayşe. Yardıma ihtiyacın varsa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İhtiyacım olup olmadığını boşuna sorma bana. Annem derim, babam derim, kardeşim derim. En azından gerçek bir dost olsa keşke yanımda derim. Kala kalırsın. O yüzden sorma bana böyle bir şey. Ben bu saydıklarının hepsi olabilmek için ömrümü verirdim Ayşe, ömrümü. Ama Ayşe'nin gözünü para bürümüş. Ayşe yalancı, Ayşe üçkağıtçı. Hatta hikayenin sonunda Ayşe bir katil değil mi? Sen ne kısmetsiz adamsın ya. Hande gibi birinden sonra karşına bir katil çıktı değil mi? Git buradan Ferit. Lütfen git. Bak hazır benim katil olduğuma da inanmışsın. Boşuna kafanı bulandırma sen. Hem kolay unutursun zaten. Vicdanında sızlamaz hiç. Çabuk silip atarsın kafandan beni. Ferit gider misin lütfen? Neden hala duruyorsun? Git diyorum ya. Git! Kafamdan siler atarım da şuradan nasıl sileceğim? Hı? Nasıl sileceğim bana yaptıklarını? Silemeyeceksin. O yüzden acıma bana. Ben kötü biriyim. Ben bir şeytanım hatta. Yani o kadar kötüyüm ki Hande benim yanımda melek kalır. Ben para için adam öldürdüm. Senin sevgini hak etmiyorum. Sana duyduğum sevgi de yalan. Sen benim için yolunacak bir kazdın. Ben de seni yolarken sen son anda bunu fark ettin işte. Sen böyle biri değilsin Ayşe. Ben böyle biriyim. Seninle para karşılığında gelmedim mi Antakya'ya? Ha, işte en basit gerçek bu. Daha neyi anlamıyorsun, anlayamıyorum. Nasıl kıydın bana? Ha? Nasıl kıydın Ayşe? Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Sızlamadı. İleride çocuklarını kucağına aldığın zaman iyi ki böyle bir anneleri olmamış diye şükredeceksin. Şimdi çek git buradan Ferit lütfen. Ben o çocukları seninle hayal ettim. Artık başkasıyla hayal edeceksin. Seni hak eden gerçek bir aşk çıkacak karşına. Belki benden daha değişik gelecek sana. Benim saçlarımdan daha iyi tarayacaksın onun saçlarını. Hastayken daha güzel bakacaksın ona. Yağmurda en güzel o dans edecek. Birlikte bir gece yarısı uyanıp en güzel pastayı yapacaksınız. Ama en güzeli de ne biliyor musun? Dünyanın en güzel çocuklarını büyüteceksiniz. Sen iyi bir insansın Ferit Sancakzade. Sen mutlu olmayı hak eden bir adamsın. Çok iyi bir insansın. Hadi git şimdi. Benim gibi biriyle işin olmasın artık senin. Lütfen git. Git Ferit, git. Ayşe. Çevirme yüzünü benden. Ayşe. üzülme. Ben buradayım. Bilmiyorum işte. Görmek istedim. Emin olmak için. O da içeride yeni bir hayat kuracak kendine. Başka şansı yok çünkü. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kananabilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silme. Seni bulur acısı, söndürer olmaz intikam ateşimden. Kaçsan olmaz, döndüren olmaz ihaneti peşinden. Söz, sana söz kalbim, yangın yeri gönlün evi, dönmem geriye. Kalpte bir yarasın aşk, bugün öldü, yol varamaz düğüne. Sanık Ayşe Sancakzade, müdafi Çağlar Öztürk. Tanık ve bilirkişiler buradaysa başlayalım. Ayşe Sancakzade, iddianameye göre kasıtlı olarak Baha Yalçın'ı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Sayın Başkan, iddianamedeki suçlamaları kabul ediyoruz. Ancak müvekkilim Ayşe Sancakzade kaçsı olarak değil, kazayla bu olaya sebep olmuştur. Eski nişanlısı Baha Yalçın'ın tehditlerinden bakıp usanan müvekkilim, aile düzeninin bozulmaması için elinden geleni yapmış, bunu uzunca bir süre saklamış, ancak anlık bir öfkeyle Baha Yalçın'ın ölümüne sebep olmuştur. Böyle savunma olmaz. Siz avukatı mısınız beyefendi? Ne hakla savunmayı biliyorsunuz? Oturun. Kusura bakmayın hakim bey. Ben sanık hanımefendinin eşiyim. Tutamadım kendimi, özür dilerim. Oturun lütfen. Ayşe Sancakzade, avukatının ifadelerini kabul ediyor musun? Baha Yalçın'ı sen mi öldürdün? Baha Yalçın'la kavga ettik. Boğuştuk. Bir anlık öfkeme hakim olamadım. Baha Yalçın'ı ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Niye hala vazgeçmiyorsun? Niye hala buradasın? Kendi kulaklarınla duydun, her şeyi itiraf etti işte. Sen niye buradasın anne, sen? Sen niye buradasın? Sen niye vazgeçmiyorsun? Niye her şeyin içindesin? Bir bırak lütfen beni. Bir bırak, bir uzak dur artık. Sen niye buradasın? Ayşe abla için buradayım babaanne. Onun masum olduğuna inanıyorum ben. Katil değil o. Madem masum olduğuna inanıyorsun, içeride sen savunsaydın keşke. Üniversite sınavına girerken hukuk yaz da bari işe yarasın. Sen takılma babaannene. Kerim, bana gösterdiğim videoyu kilit altına al. Kimse. Benim dışımda kimse görmemeli. Bir arabayı hazırla, çıkarız birazdan. Baş üstüne Azad Hanım. Ayşe, Ayşe. Vedia ablam. Bir saniye ne olur. Canım, beni burada da yalnız bırakmadın mı? Bırakmam. Seni hiç bırakmam. Sen de kendini bırakma ne olursun. Vedia ablam ben... Canım, güçlü ol. Dayan lütfen. Geçecek bu günler Ayşeciğim. Kalp Yarısı ATV'de.